acaba nereye gidiyoruz? Evet, şu anda havalimanına indik. Geldiğim andan itibaren hayatımda gördüğüm en iyi havalimanı diyebilirim. Şimdi buradan merkeze birkaç farklı yöntemle gidebiliyorsunuz. Evet, çok da konforlu bir yolculuk. Böyle klimalı otobüste oturarak geldik. Sintigma meydanındayız. Karşımızda parlamento var. Şimdi bilet alacağız. Bizim evde buralarda bir yerde. Yes, my first time in my life. Günaydın. Günaydın. Ne diyoruz? Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Siyaden Emi kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our travel experience channel. Evet, günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Sabahın köründe kalktık. Acaba nereye gidiyoruz? We are going to new country, to new city for us. Evet. Athens. Evet, yeni bir şehir, yeni bir ülke keşfedeceğiz. Keşfederken tabii sizlere de göstereceğiz. Şu an modumuz birazcık uykulu ama açılacağız. Atina'ya nasıl gidilir? İşte giderken neler yaşıyoruz? Bunların hepsini aynı zamanda sizlere göstereceğiz. Şimdi Sabiha Gökçen'deyiz. Birazdan uçağımız hareket edecek. Birazdan bineceğiz. Boarding başlayacak. Atina'da görüşürüz. Atina'ya inince şehir merkezine nasıl gidilir? Şehir merkezinden metro nasıl kullanılır? Hepsini anlatacağız. Bu bölümde Atina'ya nasıl gidilir? Daha çok onları size aktaracağız. Şimdilik kaçıyoruz. Atina'da görüşürüz. Evet, uçağa bindik. Bir saat mi? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat sonra Atina'dayız. Şimdi uyku zamanı. Let's sleep. Evet, şu anda havalimanına indik. Pasaport kontrolü için ilerliyoruz. Sıcak bir hava var. Ama havalimanı gerçekten iyi soğutuluyor. Bayağı da büyük. Geldiğim andan itibaren hayatımda gördüğüm en iyi havalimanı diyebilirim. Çünkü internete bağlanmak çok kolay, her şey çok kolay. Aynen, çok da kuvvetli, strong. Çok da güçlü bir bağlantı var. Harika, hastasıyız. Evet, pasaporttan geçtik, bavulumuzu aldık. Pasaportta çok komik anlar yaşadık. Pasaporttaki arkadaş, memur, polis ya da oradaki sorumlu. Beşiktaşlı galiba. Israrla sordu, hangi takımlısın? Fenerbahçe dedim. Ya dedi, niye Beşiktaş değil? Ondan sonra birlikte yemekleri saydık. Ya biz dedi, aynıyız dedi. O yüzden çok komik, enteresan, güzel bir geçiş oldu. But easy. They didn't ask any questions. Hiçbir şey sormadılar. Stamp. Direkt hiçbir şey sormadı. Direkt bastı, gönderdi. Şimdi biz buradan şehir merkezine nasıl gidilir onu anlatacağız. Şimdi buradan merkeze birkaç farklı yöntemle gidebiliyorsunuz. Bir otobüs var. Meşhur X95. Tren ya da metro dedikleri bir araç var. Bir de taksi var. 5,5 euro. Ondan sonra bildiğim kadarıyla X95. 35 euro falan civarında taksi. Sanıyorum yine bir 6 euro falan da bu bahsettiğimiz tren ya da metro dediğimiz araç. Biz neyi seçtik? X95. Bu su ne kadar? How much? 30 cents. Evet. Şaka gibi. Hem de havalimanında. Yes, and also it's in the airport. Strange ship. We are waiting. We're waiting for the bus, yes. So we bought tickets. How much? Bilmiyorum. 11? Total 11. 5 euro 50 cents. Yes. Bu otobüs Sintigma meydanında gidiyor. Yaklaşık 40 dakika falan sürdüğünü söylediler. Oradan da 4 durak var bizim metroyla. 4 durak sonra Airbnb'den kiraladığımız eve ulaşmış olacağız. Evet, X95 böyle bir alet.
şurada biletini okutuyorsun. Tamamen güven esasına dayalı Svetlana ile biz okuttuk, bindik. 14 dakikada bir galiba, 15 dakikada bir otobüs buradan kalkıyor. Birazdan kalkacağız. Hava da sıcak. Hava güzel, otobüs klimalı. Ondan sonra birazdan hareket edecek bakalım. Evet, Sveta neredeyiz? We came to the center 10-40 minutes by bus and we're here. Evet, çok da konforlu bir yolculuk. Böyle klimalı otobüste oturarak geldik. Sintigma meydanındayız. Karşımızda parlamento var. Aşağı tarafta da ne var? Metro var. Şimdi aşağıya doğru gideceğiz. Metrodan Airbnb'den tuttuğumuz evi bulacağız. Bulabilecek miyiz Sveta? Tabii ki. Tabii ki. Hadi gidelim. What you feel? Hot. Hot. Yes, it's hot really. Güzel sıcak var ama değil mi? Evet. Çok severiz. Evet. Sevdiğimiz gibi. I missed hot Antalya, but we came to hot Athens. Istanbul was a little bit cold. Hava mis gibi, mis. Buradan merdivenlerden inip metroya ulaşıyoruz. Bakın şurası metro. Biz de şimdi birazdan oradan gireceğiz. Şimdi bilet alacağız. 5 günlük Atina çevresinde 5 gün dolaşabileceğimiz, metrolara binebileceğimiz bilet alacağız. Ondan sonra bakacağız. Burada böyle gördüğünüz gibi bilet alabileceğiniz makineler var. Biz de buradan şimdi alacağız. 5 günlük 2 kişi 16.40. Evet, 2 tane bilet geldi. Atina çevresinde 5 günlük. Evet, biletlerimiz geldi. 16.40. 16.4 diyelim. Euro. Hayırlı uğurlu olsun Sibel Hanım. Evet, let's try. Hadi gidelim. Bileti de kolay bir şekilde hallettik. Şimdi gidiyoruz. Ne tarafa gideceğiz şimdi? I hope we'll go this way because this way exit. Göreceğiz. Şimdi kafamız karıştı birazcık. Biz Eleniko tarafına doğru gideceğiz. Burada bir To Eleniko var. Nikai var. Karşı tarafta başka bir şey var. Arkamız airport, yani havalimanını gösteriyor. Bakacağız. I think we are not on the right place. Really? Yes. Ama To Eleniko diyor. We should go to the Eleniko site. Canım neredeyiz biz şu an? Ioannis. Evet, burada bir kilise var. Bizim evde buralarda bir yerde. Şimdi bakacağız. Evet, ayağımızın tozuyla bizim evin altında böyle bir hastane bulduk. Kruvasan aldık. Ondan sonra iki tane double shot americano aldık. Ne kadar? 7 euro. But we don't know because I did not understand. She calculated the second coffee or not. Check-in saatimize daha var. Bavulları bıraktık. Sağ olsun ev sahibi ya da neyse işletmenin sahibi. Bu konuda çok yardımsever. Şimdi etrafı bir keşfedeceğiz. Çünkü 3'te. Ondan sonra 3'e kadar birazcık etrafı gezelim. Bulunduğumuz bölgeyi keşfe çıktık.
insanlar nerede? Where are the people? Where are the people? Tatil falan var galiba ya. I think it's holiday. I don't know, maybe they see this from this weather. I saw some restaurant written between these dates we will be closed. I saw. So we are lucky. Yani. Everything will be closed. Gel canım. Evet, farklı bir deneyim yaşayacağız. İlk defa, first time. Yes, my first time in my life. Airbnb'den ev tuttuk. Yes. Atina'dayız. Ondan sonra neydi bölgenin adı? What was the name? Our avenue? Aha, конечно. Hadi göster o zaman, evi göster bize. Welcome, hoş geldin. Our avenue was rather bizimiz. Okay, so totally I can tell that flat as apartment is not large. It's as a room in hotel, but with mini kitchen. We can say, for example, we're addicted to Ibis hotels. That's why room is as Ibis hotel. But of course, it's not hotel. That's why housekeeping. There is no housekeeping. Okay. But comfortable colors for us, beds. By the way, so sorry, balcony. By the way, I will add, if you want to additional housekeeping, you can pay and yes, you can of course. You can use. Additional, yes. So we have air condition, we have a place for luggage, armchair, a bed. Also, we have balcony. And it's not big, but close to our neighbors. We can speak with them if we meet. Then, not big, but enough. Wardrobe. Also, there is iron. Iron is for free, but if you want to wash your clothes, it's for extra charge. There is this kitchen zone. What is important for us, there is coffee machine, so you can make coffee filter. Yes. Small fridge, microwave, and how to say this stuff for cooking. Mm-hmm. We will not cook, I hope. Here is bathroom with shower, toilet. They left this just for, I don't know, I think it's soap and toilet paper. And their own bed, there were towels. So good for this price, of course. We wanted to have experience, a kind of local life. Yes, hotels are more expensive, not much difference, but we wanted to try this apartment experience. Evet, odaya geldik. Svetlana anlattı. Bu bir Airbnb deneyimi. Hiç yaşamadık. Ben de yaşamadım daha önce. Ama gerçekten bir işte otel odası kadar konforlu.
Bir tek housekeeping ekstra charge ama burada bir mutfak var. İşte kahveni yapabilirsin. Yemek istersen alıp yapabilirsin. Mesela markette dondurulmuş yiyecekler gördüm. İstersen gelip burada mikrodalga var. Atıp yemeğini hazırlayıp yiyip içebilirsin. Buranın özelliği metroya çok yakın. Hemen böyle metrodan, tünelden çıkıyorsun. Işıklardan geçtikten sonra buraya ulaşıyorsun. And also a couple of mini markets. Not huge, but you can buy the most important yes, things you can find. You can find what you want, by the way, for useful things, I think. O açıdan güzel. Akropole, Sintigma'ya burası 10-15 dakika mesafede. Yürüyerek de böyle 20-25 dakikada gidilebilir aslında. Bu videonun sonuna geldik. Değil mi? Yes. Ne yapmaları gerekiyor? Söyle. What they should do. You should follow our channel, follow our Instagram, because there will be other episodes already about Athens, about places of interest, about food and about drinks. So subscribe please our channel, don't forget, and please put your likes to our videos and write your questions and comments. Evet, abone olmayı unutmayınız. Yorum kısmına soruları oradan yazınız. Like çok önemli. Bizi desteklemek için like'a basınız, esirgemeyiniz. Bir sonraki deneyimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. See you in the next episode. Paka paka. Görüşürüz.